Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten nefis bir katmer tarifiyle geldim. İster kahvaltıya yapın, isterseniz çay saatlerinizde yapın, isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucuya atın. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tatmer'in hamuru için yorma kasesinin içerisine bir su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Ben hamur için toplamda aynı su bardağı ölçüsüyle 2,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Evet, sizin de gördüğünüz gibi katmerimizin hamuru hepimizin evinde bulunacak malzemelerle oluyor. Hamuru kaşıkla biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Ve burada da yaklaşık 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra bezelere bölüyorum. Biraz hasta olduğum için sesimde çatallanmalar olabilir. Şimdiden bir kusurum olursa affola. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra 4 eşit bezeye bölüyorum. 4 eşit beze yaptığım hamurları unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum ve bezelerin üzerine de biraz un serpiyorum. Daha sonra üzerine bir poşetle kapatıp 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Evet, yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdiğim hamuru un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun kıvamı biraz cıvık olduğu için yapışmalar olabilir. Ara ara un serperek açalım. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer bu kadar büyük hamur açamıyorsanız, bizi sayısını çoğaltıp daha küçük katmerler yapabilirsiniz. Açtığım hamurun üzerine erittiğim 100 gram tereyağını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Açtığım hamurun her tarafını yağladıktan sonra tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta ve tepeleme 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyip karıştırdıktan sonra yağladığım hamurun her tarafına gelecek şekilde serpiyorum. Pudra şekeri yerine isterseniz 2 yemek kaşığı normal şeker de ekleyebilirsiniz. İsterseniz hiç şeker de eklemeyebilirsiniz. Benim çocuklarım şekerli katmeri daha çok sevdiği için bu şekilde yapıyorum. Ama tabii ki de dediğim gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir kesici yardımı ile hamurdan karşılıklı çizikler atıyorum ve daha sonra açtığım çiziklerden hamuru katlıya katlıya kapatıyorum. Eklediğimiz nişasta ve pudra şekeri hem katmerimizin kat kat hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Birinci katmeri yaptıktan sonra kalan diğer hamurları da aynı şekilde yapıyorum. Hamur açmakta acemi olan arkadaşlarım açarken kullandığımız onun içerisine bir yemek kaşığı nişasta ekleyip o karışımla açın. Hamurunuzun daha çabuk açıldığını sizler de göreceksiniz. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini örtüyorum ve ilk yaptığım katmerden hiç bekleme yapmadan açmaya başlıyorum. Hazırladığım katmerleri biraz un ve merdane yardımı ile dikdörtgen olacak bir şekilde açıyorum. Siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bütün katmerleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçiyorum. Katmerleri pişireceğim uygun bir tavanın içerisini öncelikle sıvı yağ ile biraz yağladım ve katmeri seriyorum. Daha sonra bir fırça yardımı ile üzerini biraz yağladıktan sonra ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. Katmerleri pişirirken bir tarafının tam pişmesini beklemeden ters düz ederek kızarana kadar pişirelim. Ben katmerleri pişirirken hem daha güzel kızarması hem de tavanın zarar görmemesi için biraz yağ ekleyip pişiriyorum. Ama tabi ki de sizler isterseniz yağsız bir şekilde de pişirebilirsiniz. Evet, bütün katmerleri aynı şekilde pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi katmerlerimiz nefis gözüküyor. Dediğim gibi, isterseniz pişirmeden, isterseniz de bu şekilde pişirip soğuttuktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp ısıtın, afiyetle tüketin. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hem yapımı çok pratik hem de lezzeti muhteşem. Sizin de gördüğünüz gibi katmerimizin katları nasıl tek tek sayılıyor. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Tariflerimde kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.